Evet yani. Peki gel konumuza gelelim mi? Konularımıza gelelim daha doğrusu. Evet. Bugün 4 Ağustos. Hem 5 oldu ya. Evet 5. 4'tü dün. Sayın Murat Bardakçı Beyefendi Hazretleri, evet, ve Sayın İlber Ortaylı Hazretleri bugün gazetelerindeki köşelerinde. Hangi gazete köşesi? Bizimki şey gazete, ne denir? İnternet gazetesi. Ben de onu okuyamıyorum. Evet. Keşke verseydiniz, okuyamadım. Murat da bugün şey yazmış. Enver Paşa'yı, sen, evet, de Enver Paşa'yı. Evet. İkiniz de bugün Enver Paşa. Ölüm yıldönümü, evet, galiba değil mi? Evet. İkiniz yazılara baktığınız zaman çok benzer şeyler yazmışsınız. Murat biraz daha eleştirel bakmış. Sen sadece analiz yeteneğinin kısıtlı olduğunu, zaafları analiz görmekte... Analiz yeteneğinin kısıtlı olduğunu değil, bir şeye saplandığı zaman değiştirmesi çok zor Enver Paşa'nın. Yani şartlar da ona zorluyor. Alman fenle askeriyesine hayran. Aynen. Bize senelerce bu öğretildi, hayran. Ya bir iyi kurmayın, bir piyade ya topçu subayının Almanlara hayran olmaması Birinci Harp öncesi mümkün bütün değil. Dünya çünkü hayranları. Bütün Avrupa'nın en kuvvetli ordusu, en kalabalık ordusu, arkasında en etkili sanayiyi, evet, barındıran ordusu ve para var. Yani donanma hariç. Tabii o memlekette mesela orduya serseriler ve parasızlar girmiyor. Yani çavuşuna varana kadar ne olduğu belirgin insanlar giriyor. Subaylar külliyen fakir Prusya asilleri ama bir para ve şey var arkada. Çok enteresan bir sır bu. Bilinir bu. Prusya baronları iflas ettikçe Junkerler zengin Yahudi kızlarıyla evleniyorlar. Onun için Hitler ne yapacağını şaşırdı. Çünkü Nürnberg kanunlarına uymuyor generallerin durumu. Büyük anneden başlayarak Yahudi var. Ses çıkarmadılar. Bak heriflere bak. Çünkü general, efendim çavuş bile öyle rastgele bir çocuk değil yani. İşini bilen biri, giriyor, okuyor falan. Bizde de aynı şey vardı. Assubay okulu kuvvetliydi. Mesela Talat oradandır. Çerkez Etem oradandır. Giresunlu Osman Ağa oradandır. Yani bunlar mesela Assubay okulu da Osman önemlidir. Diye Topal Osman. Topal Osman, evet. Yani bunlar Etem oralıdır. Abileri subaydır da kendi oralıdır. Bu önemlidir. Şimdi böyle bir eğitimden geçen insanlar ona şey yaparlar. İngiliz hayrandır. Yani sen İngiliz raporlarına bak, bunlar nasıl savaşıyor, nasıl duruyor falan. Efendim Rus'u hayran, Fransız'ı hayran ama herkesin bir duru var. Sen Marshal Joffre'ye sorsan bu nasıl ordu diye herhalde bambaşka konuşur. Ama bir yerden sonra adamın nerede zaafı olduğunu görüyor. Var. Var yani. Enver görmüyor. İşte o bir şey o. Belki de zaman şey yapıyor yani. Bunu zaman peki başka mesela çağırıyor. Peki bunu mesela uzun süre ateşe olarak kalmıyor. Uzun süre değil de. Efendim ateşeliğinde millet Enver'i incelemiş. Öyle görünüyor. Yani böyle bir Türk subayı, beklenmeyecek kapasitesi var adamın. Fransızcası iyi, Almancası iyi. Ondan sonra oturuyor adam, Rusça bildiği çıkıyor ortaya. Farsça biliyor falan. Ya resim yapıyor bilmem ne, bir şey, şey güzel yüzlü bir adam biliyorsun, uzun boylu değil ama. Kısa boylu ama yakışıklı. Efendim yakışıklı tabii yani o dönemde, buna herkes hayran. Yani bu çok önemli bir şey, çok önemli bir hikaye bu. Yani bunun şeysini anlamak lazım. Bu böyle bir adam. Kaiser'in çevresi bile hayranlıkla bakıyor. Hatta bir dedikodu vardır. Ha, İmparatorluk hanedanından bir prenses bayağı adam peşinde koşmuş. Fakat bu işte artık Kaiser'in hanedanıyla o tip bir ilişkiye girmekten çekindi herhalde. Çok ilginç biri, bekar o zaman daha. Fevkalade ne dediği belli. Şeysi, tansiyonu da, kızması da, şeysi de, gülmesi de çok ölçülü. Bir adam, herkes ona hayran. Belki de Alman çevrelerin kendisine çok fazla sokulması, o zamandan hayran olması bazı şeyleri engelliyor. Bu bir insan zaafıdır. Bütün insanlar etrafında kendilerine hayran olanları başka bir boyuttan bakmayı, incelemeyi beceremezler. Bu çok açıktır. Yani bu bir psikolojik şeydir. Boyuttur yani.
O bakımdan zaten de Osmanlı İmparatorluğu harbi girmek zorunda Alman tarafından girerse. Çünkü almıyor bizi şeyler. İngilizler istemiyor artık. İstemiyor. Niye istemiyor? Bitmiş bunların savaşçılığı diyor Balkan'dan dolayı. Balkan büyük bir facia oldu bizim tarihimizde. Hem Rumeli ana vatanını kaybettik, hem ordunun reputasyonu gitti. Alt üst olduk. Halbuki o bir siyasi hezimetti. O ehliyetsiz insanlar vardı. Tahsin Paşa gibi ehliyetliler de vardı. Üç tane büyük kahraman komutan çıktı Balkan'da. Birisi bizim bu rektördür, ilk rektör hanım odur aslında, Saffet Rıza Alpar. Karadeniz'in şeysi, kimya profesörü, o iyi bir bilgindi. Öyle söylüyor Alman mütehassıslar, arkadaşları falan. O kızı onun. İşkodra'da adeta intihar savunusu yaptı. Ve iki kere paşa oldu biliyorsun. Tenzili rütbe edilmişti Enver tarafından, bir daha terfi etti adam. O savunmada da şey geldi, harp madalyası falan geldi kendisine. Yani şehit olduğu an ulaşmıştı artık, yani böyle bir şey. İkincisi tabii Şükrü Paşa'dır, Edirne müdafi. Üçüncüsü Esat Paşa değil mi, ismi şey, Yanya müdafi, yani bunlar da var. Buna rağmen bu savaştan sonra Enver orduyu modernize etti Genelkurmay Başkanı olarak. Bu kaç yaşında Genelkurmay Başkanı oldu? Efendim 39 yaşında general oluyor. 6 ay sonra şey, yok daha ne 39 ya. 1881 81'dir. Doğumu 81. 1911'de kaç oluyor bu? 30. 30 oluyor. Bu kadar açık yani değil mi? 30, 32, 33 yaşında bu yani. Bunu olduğu zaman 33 yaşında. Zaten ölümü 41 yaşında. 33 yaşında oluyor. Şimdi tabii modern ordularda 33 yaşında bir adam başkumandan olursa bu şeydir, kolay iş değildir. Mesela siz herkes Hindenburg'u Tannenberg'in büyük strateji falan zanneder. Hiç strateji falan değil. Sonradan anlaşıldı. Tam aksine Ruslar tarafından çevrilebilirdi Almanlar orada. Veya çevrilmelerine ramak kalmıştı. General François, Fransız soyadlı, Huguenot çünkü. Tesadüfen bir şey arasında, avcı harekatı sırasında, yani keşif harekatı sırasında durumu kavruyor ve Rusların şeyini dağıtabiliyor. Yani stratejisini değiştirtebiliyor. Bu çıktı ortaya sonradan. Binaenaleyh bunu anlamak çok zor. Fakat üzerinde durmak lazım. Şimdi İsmet Paşa Enver'in muavini aslında. Üçüncü şey şubede çünkü. İbrahim, bir şey soracağım. Niye o yaşta birini Genelkurmay Başkanı ve Harbiye işte bu siyasette çok kötü. Var ya, olmaz olur mu ya? Harbiye Nazırı sıradan bir adam değil ki. Enver Babali baskını yapıldığı zaman Nazım Paşa gitti, vuruldu da biliyorsun. Peki ama şey olduğu zaman, Edirne'nin istirdadı ve üstünden şey olduğu zaman, artık onun kendisinin ahızla albay orada ve artından general, Tuğ General yani Mirliva ve üstünden de Harbiye'ye tayin ediyorlar birkaç ay içinde. Şimdi Harbiye Nazırı Harbiye Nazırı kim o sırada biliyor musun sen? Ahmet İzzet Paşa, yani o kapı gibi bir adam o. Yemen'de hem adamla baş etti imam isyanıyla, çok önemli bir şey. Ve o kadar da mutedil bir politikacı, akıllı bir hukuk şeyi var ki, bir ahitname yaptı imamla ve bize Yemen Arapları hiçbir şekilde bir daha savaşa da girmedi isyan. Yani şimdi böyle bir adamı hak ederek dönmüş Yemen'den. Ha, oradaki kurmay başkanı da İsmet Paşa, onu da söyleyeyim. Ha, İsmet Paşa, yani o zamanki yarbay İsmet, Ahmet İzzet Paşa'ya hayran, onun tarafından himaye ediliyor ama Enver'le de arası çok, Enver'e de hayran. Fakat tabii bu ilk şey, sen git bu gelecek demek hiç hoş bir şey değil Harbiye Nezaretinde. Oradan bir burukluk başlıyor. Ordu içerisinde. Tabii ya, yani şimdi daha kıdemli bir komutan, baştan ayak başları dolu Ahmet İzzet Paşa falan. İkincisi tabii çok enteresan bir şey. Savaşa maalesef çok talihsiz bir şekilde girildi. Bu da belki bir stratejik hata.
Sarı kamış bizde öyle edebiyatta bilir bilmez insanların anlattığı gibi efendim hiç tüfek atmadan donarak ölmüşüz falan, öyle bir şey yok. Yani o doğru değil. Ama hakikaten harekatın yapılması son derece zor. Kış şartları, yol yok, beslenme, iaşe kaynakları yok. Askerin ibadeti için mümkün değil hiçbir şey yapmak. Yaz üniformasıyla sevk edilmişler ve biz savaşa bundan başladık. Bu çok kötü. Yani Türk milletinin Birinci Cihan Harbi'ndeki ilk savaşı Çanakkale veyahut Kuttülamara falan olsa mesele başka bir moral olacaktı. Sarıkamış ve üstüne Süveyş yani. Cemal Paşa bir kere hiç komutanlıkla alakası yok. Kusura bakmasın. Böylelikle bak, ve ikincisi şu, şöyle de tam bir kazık, şey yiyoruz. Tam kazık yiyoruz. Çünkü Avusturya, Macaristan ve Almanya vaat ettikleri kuvvetleri hem geciktiler hem göndermediler Süveyş cephesine. Bu da var. Ve dolayısıyla biz bir Yavuz Selim Han'ın becerdiğini beceremedik. Uygunsuz bir mevsimde kanal harekatını yaptık. İnsanlar kum fırtınasından kör falan oldular orada. Ve tabii ki o mümkün değil kanal boyuna taarruz etmek yani. İngilizler orada teknik bakımdan çok üstündüler. Herif çöle boru döşüyor ya bütün Mezopotamya harekatında. Çünkü suyu içmeye alışık değiller Jolly'ler. Temiz su nevrediyor. Yani su ondan geliyor. Buna rağmen İngiltere'yi biz oyaladık. Yani hakikaten oyalamak o. İngiliz İmparatorluğu kimseyle 4 sene harp etmedi. Bu çok açık. Kimseyle 4 sene harp etmemiştir. Bu müthiş bir kin yarattı tabii onlarda. Bilhassa sivil çevrelerde. Çünkü askerler tamam savaştık falan ama adamlar da asker diyor bilmem ne diyor. Onlar bir saygı duyuyor sonuçta. Bir saygı duyuyor. Bu heriflerde öyle bir bilgi de yok. Yani Foreign Office'in dandileri. Lloyd George hayalperest bir adamdır. Yani ciddiyeti kadar, başarısı ve kabiliyeti kadar hayalperest bir adamdır. Yani Hitler'le anlaşarak ortalığı da düze çıkarabileceğini falan düşünen bir adam 30'larda. Yani buna ancak gülünür. Çok önemli bir tip. Tabii Birinci Cihan Harbi'nin en önemli bir hayalperesti de paniğe kapılan da Churchill'dir. Almanya'dan korkusundan Rusya ile işbirliği. Bu çok tehlikeli. Bu Osmanlı'yı çok şaşırtmadı mı aslında baktığınız zaman? Şaşırtmadı. Şaşırtmadı çünkü çok korkuyorlardı. Yani şaşırtma diye belki Osmanlı her şeye karışıyor. Çünkü şaşırıyor. Çünkü maalesef İttihat Terakki kabinelerinin en zayıf adamları Dışişleri Bakanlarıdır. Ve kimseye de diplomasi denen şeye önem vermedi bu parti. Çok önemli bir şey. Şimdi şaşıran değil fakat ikinci defa maalesef istemeden hata yapma durumuna düşen Türkiye'dir. Çünkü biz mecburen İngiltere tarafından itildik tabii, Rusya'yı tercih etti. Ve gidip Alman'a girdik. Almanların da hepsi istemedi bizi. Fakat Wangenheim dahil Türklere karşı olanlar var. Ama Kaiser'i ikna edenler müşavir paşalar ve Avusturyalılar. Yani Avusturya askeri ileri gelenleri, Pomyakovski falan, hep tekrarlarım bunu. Türkler için son derece müspet rapor veriyorlar ve yanılmadı adamlar. Evet. Kaiser'i de onlar ikna ettiler zaten. Ve biz Almanya'yla niçin girdik? Bak orada tartışma olabilir. Yani biz Almanlarla gir... Hayır mümkün. Biz Almanlarla girmeyiz diyenler sabit kafalı mı insanlar? Hayır değil. Yani bunlar birbirleriyle aynı kulüpte de değil. Mustafa Kemal Bey ile Kazım Karabekir tanışmıyor bile doğrudur. Sonra tanışıyor. İsmet Kazım Karabekir'le çok iyi tanışıyor. Mustafa Kemal'le şöyle böyle. Efendim Esat Paşa tamam bilmem şey falan yani böyle çevreler. Şimdi bunların istedikleri şu, ya girmeyelim ya geç girelim. Geç girmek mümkün. Geç girdiğin takdirde durum değişir. Her zaman için bu uygun bir stratejidir. Hemen gireyim dersen Mussolini de hemen girdi harpe ve mahvoldu. Çünkü donanımı düşüktü. Çok şeydir o bakımdan. Burada tabii bu Alman şeyliği hayranlığından çok savaşa ani bir panik.
Türk münevverlerinin bazı şeyleri değerlendirememe kabiliyeti var. Bu her zaman yaygındır bizde. Son Avrupa Birliği hikayesinde falan da öyle. Yani körüm körüne bak, hiç olmayacak bir şey görüyorsun adamları. Yani bunun üzerine bir politika, bir istikbal kuramazsın. Bu güzel bir hayal olabilir. Tatlı görünen bir gelecek olabilir. Ama bunun olamayacağını bilirsen ona göre hareket edersin. Bu kadar açık. Mesela Semih Bey Künver çok realist bir adamdı. Buna bizim anlayacağımız yok ama anlayacakmış gibi hazırlanalım, ıslah oluruz diyor. Tamam, bu olur. Yani çünkü ne istiyor Semih Bey? Rasyonel bir bürokrasi istiyordu. Ne istiyordu Semih Bey? İlişkilerimizin ona göre hazırlanmasını istiyordu. O zaman döviz mevduatı bile bir problemdi. Ne istiyordu Semih Bey? Bütün münevverler gibi açık bir toplum sistemi, parlamenter demokrasinin unsurlarının çalışması. Hukuk devleti. Ha, bunlar Avrupa sayesinde olur ama biz Avrupa'ya giremeyeceğimize göre bunlar olmayacak. Ama biz olacakmış gibi yapalım dedi. Ve kendisine meslektaşları çok kızdı falan. Böyle bir hayal vardı o zaman, biliyor musun? Evet. Mesela diyorsun ki hanımefendi, bu senatörler diyorsun, bir gezide gördük onu. Bir otobüs dolusu ortak pazar, o zaman adı öyle, senatör. Biz diyor bunlarla ne yapacağız diyor. Ne yapacağız dediği Kapadokya, en zengin köylülerin yaşadığı yer. Ya hanımefendi, bunlar böyle konuşuyor diyorsun. Efendim diyor, mügalataya girmeyin diyor. Bu galataya girmeyin diyor, biz buraya gireceğiz diyor. Alırsa girersin tabii. Herif diyor ki bak, olmaz bunlar diyor. Bu kadar açık bir şey söylüyorsun, laf da dinlemiyor. Böyle tuttururlar. Çocuksuluk bu. Bu naivite. Naivitedir bu. Yani bazı şeyleri bilmeniz lazım. Bunlara inanmıyor. Mesela insanlar zannediyor ki dünyada çok büyük bir laisizm ve dinden uzaklaşma var. Öyle bir şey yok. 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 Anladın mı? Yok. Ayrıca bunun boyutu farklı. Herif Hristiyanlığın içinde öyle durur. Fakat işe İslam girince başka vaziyet alır. O bazen fundamentalistten de beter olabilir sana karşı. Onları bilmen lazım. Bu saatten sonra kimse bir yere girmez. Yani ne demiş şey? Bir arkadaşım demişti. Paris vaut bien une messe demiş 4. Henri. Majesteye giriyorsunuz Paris ayaklarınızın altında ama Protestan kralı da istemezler demiş 4. Henri için. Paris vaut bien une messe demiş. Paris bir Katolik messasına değer canım demiş. Öyle bir şey olmaz bu asırda artık. Yani kimse hiçbir şeyini değiştirmez. Faydası olur olmaz ama olmaz. Bunların hayal kurma şeysinin derecesini bırakmak lazım. Dünyada maalesef bugün istenen bir laisizm, bir şey, laik anlayış yok. Bunu biz daha ziyade kendi iç yapımız için istiyoruz. Hiç kimse bunun dışarıyla ilgisini değiştirmez. Ne demişti biliyorsun Fransa'nın en büyük doktrini şuydu 19. asırda. Fransa'nın ihraç malzemesi arasında, efendime söyleyeyim, laisizm yok demiş. Yani papazlar okul açarsa açar, ne yapayım diyor. Değil mi? Ama Avrupa'da yine de giderek dinin ağırlığını, toplum yaşamında ağırlığını kaybettiğini biliyoruz. Efendim, dinin toplum yaşamında ağırlığını kaybediyor. O beni hiç ilgilendirmiyor. Kilisenin ne yaptığını, alt edeceği, neler çevireceği bunun için. Beni ilgilendiren toplumdaki insanların, kafaların, tavırların, o din dolayısıyla edindikleri tavırlarını bırakmadıkları. Aynen. O herif sana başka türlü bakıyor. Yani aynen fundamentalist bir Hristiyan kadar sana katı bir gözle bakıyor. Ben ona bakarım. Bana ne onun kiliseye gidip gitmemesinden, çocuğunu vaftiz edip ettirmemesinden. Kaldı ki o ne kadar tutuyor. Tabii ki ediyor. Yani benim çocukluğumu geçirdiğim 2 yaşını küçük köyde papaz acı bir şekilde bana dedi ki, ben burada artık intihar edenlerin cenazesini dedi kutsuyorum dedi. Yani bu ne demek biliyor musun? Yani millet dini inancını, tutanağını da kaybediyor. En ücra köylerde bile. Ama bu sizin dediğiniz tavrı değiştirmez. Değiştirmez, çok açık. Adam Hristiyan değil ama anti-İslam.
anti-İslam devam eder tabii. Çok enteresan. Yani olayları öyle yorumlar. Öyle yorumlamaya teşne. Onu yapmış Katolik Kilisesi. Okul demek, Katolisizm demek. Ha onu geriliyor. Yani Katolik medeniyetin getirdiği bir eğitim düzeni vardı. O geriliyor. Üniversite bir kilise geliyor. Yani bugün tabii şimdi bugünkü insanlar artık Latince bilmem Yunanca falan bilmiyor. Batı Avrupa'da yani o iş bitti. Bildikleri şeyler su götürür. Yani ben hatırlıyorum Enepekidis Viyana Üniversitesi'nde Yunanca kursuna giriyoruz. Sordu niye geldiniz bu kursa diye. Cevapları topladı. Vah vah dedi. Turizm dolayısıyla dedi. Tabii turizm. Yunanistan'a gitmiş, hoşuna gitmiş. Yunanlar hoşuna gitmiş. Yunanca öğrenmeye geliyor. Ses ne zannediyorsun yani dedi. Olimpos tanrılarına tapınarak mı gelecek içeri? Ya Sokrates'le Aristoteles'e falan. Zaten o işi anlamakta onlar da yanılıyorlar. Onlar zannediyor ki dünyada felsefe bizim dedelerimiz. Öyle bir şey yok. Avrupa Yunanları niye seviyor? Çünkü Marx'ın, Hegel'in, Schopenhauer'ın asıl önemlisi Kant'ın temeli oraya gidiyor bir yerden diye. Yoksa o hiçbir zaman onları onun önüne koyduğundan değil. Yani Paris'le Atina'nın aşkından değil. Hayır, Paris'le Atina'nın aşkı değil. Daha büyük aşklar var çünkü Batı'da bu işleri götüren. Peki tekrar bir Enver'den devam edelim. Devam etmemiz lazım. Enver Paşa fevkalade parlak bir subay. Fevkalade parlak bir subay. Komiteyi büyülüyor bir kere. Talat onsuz hiçbir şey yapamıyor. Onu gücendirmiyor. Bu çok önemli. Aslında oranın en politik adamı Talat Paşa'dır. Yani ona hiç şüpheniz yok. Ve Talat Paşa Rusya ile savaşa girmemek için her şeyi sonuna kadar kullandı. Yalnız maalesef karşısına Sazanov gibi bir dam çıktı. Şimdi bunu söylediğin zaman bizim bazı diplomatlar bile diyorlar o birinci sınıf diplomat. Evet birinci sınıf diplomat yani. Bir Rus diplomatı her zaman için çok iyi nota yazar, çok iyi müzakere teknikleri kullanır. Bu açıktır. Çok azdır tarihte yanılmaları bu konuda. Fakat ideal başka şeydir, strateji başka şeydir, cemiyet anlayışı başka bir şeydir. Bir herif ben illa boğazlara ineceğim derse, onun yanılma şansı çok fazladır. Nitekim İngiltere ile yaptığı bu konudaki ittifaka rağmen Churchill'in kendisine kazık atacağını hissetti Sazano. Ben çekiliyorum falan diye böyle mızıkçılığa başladı. O ondan tekrar görüştü falan. Ama şurası bir gerçek. Çanakkale geçilseydi Ruslar hiçbir zaman Çanakkale boğazına giremezlerdi. İstanbul'da da misafireten otururlardı beraber. Ve tabii halk gelirdi onları sana söyleyeyim. Kolonizatör yerleşirdi İngilizler gibi. İnsan ve İstanbul'un nüfusu o zaman malum hiç abartma. Bir 1914 istatistiklerine bak. Çok kısa zamanda o şehrin İslam nüfusu falan minimuma inerdi. Bir daha da kimse oradan çıkmazdı. Cibraltar gibi kalırdı. Bu bakımdan tabii o birinci harbe girdikten sonra Sarıkamış'ın bir talihsizlik olduğunu, Rus ordularının bu yüzden Karadeniz'in ortalarına kadar ilerlediğini, donanmaları zayıf olmasına rağmen, bizimkisi çok daha şey durumda olduğu için sahilleri bombaladığını, yerleştiğini, Doğu Anadolu'da ilerleme kaydettiğini, bunun bile aslında bazen bir direniş görünce bittiğini mesela 16. Kolordu komutanı iken Mustafa Kemal Paşa ilk generallik Muş'u, Bingöl'ü falan geri aldı biliyorsun. Diyarbakır'da oturdu. Tabii sonra geri verildi tekrar. Yani yaptık, kaybettik ama buna rağmen bu başlangıç Çanakkale'yi falan gölgeledi bence o arada. Yani bu çok açık. Ama bunları da düşünün ki her şeye rağmen o Çanakkale yapıldı. O Kuttül Amara yapıldı.
o Bakü'ye girildiği savaşın sonunda bu tarafları da görmek lazım. Efendim, iktidar hırsı, iddiatçılık bir hırstır. Yani 1921 Sakarya Savaşı'ndan sonra bazı adamların işte bu kadarı yeter şimdi Enver demeleri çok tuhaf bir şey. Diyorlardı. Diyorlardı ve kışkırttılar paşayı. O da gelmeye kalktı. Gelemedi tabii. Olmaz. Gelse ne olurdu? Mesela Murat Öz gelse felaket olurdu. Gelse felaket olurdu. Tanımıyor ki etrafı. Tanımıyor. Yani öbürü 1921'e kadar fiilen 3 sene artık iktidarın içinde. Karşısındaki adam biliyor, yanındaki adam biliyor, coğrafyasını biliyor memleketin. Yani Mustafa Kemal'in gezindiği yerleri o gezmedi ki. Yani bu çok açık bir şey. Felaket olurdu tabii. İşi bilenin yanına bilmeyen biri oturuyor. Ha, Kutlülamar'a iyi gitti. Çünkü Nurettin Paşa çok iyi bir harekat yönetti. Onu son anda alınca görevden Falkenhayn'ın yüzünden son 2 haftayı Halil yaptı. Ama Halil onun yanında. Maiyette albaydı. Halil Kut sonra götürdü, harekatı tamamladı, dürüstlükle ve akılla bitti o iş. Bu öyle bir şey olmaz. Yani gelen orayı takip edemez, o çevreyi tanıyamaz. Burada politika dönüyor arkada. Onun için Murat'ın o yazdığı doğrudur. Yani bu yoksa oraya gelip de saçmalarda anlamında değil. Bu yapamazdı bir şey. Bu son bir şey. Ama Enver bir şey yaptı. Orta Asya'ya bir ruh götürdü. Götürdü. Yani doğan çocukların adı hepsi Enver oldu 18'de geldiğinden beri. İnsanlar organize oldular. Bu çok önemli bir şey. Ve basmacı hareketi Kızıl Ordu'nun savaş tarihinde çok önemli. Bastırılması çok zor bir hareket olarak yer aldı. Bu çok açık. İçeride bir ihanet var mı o Enver Ordu'na? Valla onlar zaten birbirleriyle çok iyi geçinemiyorlar ama ihanete lüzum yok zaten. Bu tarafla o taraf bir değil, Kızıl Ordu her şeye rağmen bir ordu. Yani bizde böyle yanlış bir şey de var. Kızıl Ordu'nun subayları da bilmem neleri de hepsi erler. Öyle bir şey yok. Yani şimdi Frunze bayağı entelektüel bir adam. Anadolu gezisini anlayın ve subay. Efendime söyleyeyim, mesela Rusya Çarlık ordularının son başkomutanı. Ha? Brusilov. Alexander. Bu şeye geçti, Sovyet Kızıl Ordusu'nun başına geçti yani. Efendim Ignatiev, General Ignatiev aynı şey, kont. Yani öyle subay sınıfı falan da onların bir şeysi var onun. Yani. Gelenekten geliyor. Beyaz Ordu kadar onların da kendilerine göre bir geleneği var. Halbuki basmacıların nesi olacak işte, başlarında sadece Enver'le birkaç tane kurmay ve bilgili subay var. Hepsi bu. Onun için tabii o iş çok zor. Orada tabii dağınıklık olabilir, disiplinsizlik olabilir, var. Ama bir bağımlılık ve vefa da olur her yerde görünmeyen, o da var. Ama zaten o kuvvetin dayanması, tutanması çok zor. Onun için bu böyle biter. Peki Enver'in bu Orta Asya'daki girişimleri Türkçülük adına mı, İslamcılık adına mı? Orası tartışılır. Çünkü ikinci meşrutiyette Türkçüler var, son derece laik. İslamcılığı böyle bir birleştirici, bir felsefe gibi, bir ideoloji gibi kullanıyor. Belki de harp içinde vazgeçiyorlar ondan. Yani ister istemez Fahri Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nı okumak gerekiyor. Enver Paşa dindar. Dindar yani, çok açık. 5 vakit namazını kılan. İslamcı tarafları var, inanıyor dünyaya. Arap ayaklanmasının ne olduğunu biliyor. Yani öyle toptan bir ayaklanma değil, bir stratejik hata olduğunu herhalde farkında, itiraf etmiyor. Yani o çok açık. Adet değil. Fakat İslamcılığıyla Türkçülüğü karışık. O çok açık. Türkçü tabii yani. Murat bugün yazıda demiş ki Orta Asya'daki faaliyetleri bizim bugün düşündüğümüz anlamda bir Turan faaliyeti değil. Yok. Turan bölgenin adı. Turan İran edebiyatının menkıbevi bir tabiridir. Çünkü Feridun efsanevi hükümdar, mükemmel hükümdar. Feridun Sepeser'de açtı. 3 tane oğlu vardı.
İğreç en küçüğü, asıl İranlıları yaratan hep üçüncü çocuk şey olur ya. İkincisi Tur, Turan yani onun adamları. Şimdi bugün Turan oldu. Birkaç hafta evvel Nazarbayev Yesi denen şehrin, Türkistan'da da onu ilan etmişti. Eyaleti Turan olarak ilan etti. Orası bir eyalet oldu. Şimdi işte oldu Turan orada. Özbekistan'ın hemen bitişiği olan şey Turan. Murat diyor ki coğrafi olarak Turan'a gider o aslında İslamcı bir mücadele yapar. İslamcı motifleri kullanmak zorunda. Herkes Müslüman çünkü. Türklük mürklük orada çok yeni bir akım. Cedidi akım o da var ama yani o kadar kuvvetli değil. Oradaki insanlar ona Müslümanız diye geliyorlar yani o kadar açık. Halifenin damadı diye geliyorlar falan. Sünni Müslümanlar bunlar. Peki halifenin damadı olmasının eski yani daha doğrusu padişahın damadı olmasının bir ekstra katkısı olmuş mudur? Kariyerine? Olur tabii o bir şey yani padişahın damadı geliyor. Padişah önemli bir şey. Yani Nikolay Rusların padişahı. Herkes o dünyada padişah diye İstanbul'dakine bakıyor. Hep öyle. Yani zaten şimdi ben sana söyleyeyim. Kazan Tataristan'ı 1555. O biraz eski. Kırım 1783'te elden çıktı. Çok yeni o zaman. Kafkasya öyle. Orta Asya zaten 100 seneyi bile bulmamış çıktı. Yani Enver oraya gittiği zaman Orta Asya'nın Rus hakimiyeti 50 yıllık. Ve çok şey değişen bir dünya yani bu önemli. Onun için buralarda zaten dünyanın bakılışı öyle yani orada bir padişah var İstanbul'da. Halife mühim olan odur. Bu yakın zamanlara kadar böyle mesela bunayan bir ihtiyar kadın padişaha soruyormuş İstanbul'da. Bu çok yatkın bir şeydir. Bu bir şeydir. Mesela Polonya'daki Almanlar, ihtiyar Almanlar, ben bunu yaşım itibariyle gördüm. Siz oradan geldiniz, was gibt's im Reich diyor, Reich'ta ne var diyor. Yani Reich dediğim Batı Almanya, öbürü Ostdeutschland. Yani bu bir kalıntıdır bunlar böyle, anlatabiliyor muyum? Bu çok ilginç. Emperyal kalıntıların kendilerine göre bir şeysi vardır, yapısı vardır. Bu çok önemlidir hakikaten. İsimlerini değiştirmez millet mesela. Çok uzun bir zaman Çar devrinin insanları da Dorpat derlerdi Estonya'nın başkentine. Dorpat derlerdi mesela. Estonya'ya Estonya denmezdi yani. Böyle şeyler vardı. Kendi eyalet isimlerini falan söylerlerdi. Evet, çok enteresan.